merhaba sevgili izleyenler. Bugün ekranlarınıza 2500 başlık hayvan kapasitesine sahip Çomak Besi Çiftliği'ni ve 150 baş hayvan kapasitesine sahip Zekai Yıldırım'ın Ziyade Çiftliği'ni ekranlarınıza getireceğiz. Hayvancılığın durumundan, besideki durumdan ve damızlık sığırlarında dikkat edilmesi gerekenlerden, beslenmesinden söz edeceğiz. Programımız başlıyor. Cavit Çomak'a ait 2500 başlık hayvan kapasitesine sahip Çomak Besi İşletmesi'nin müdürüyle Sertaç Çakmak'la beraberiz. Merhaba Sertaç Bey. Öncelikle ben genel olarak bahsettim işletmenizden ama siz de bir bahseder misiniz? Kaç baş ve hangi ırkları tercih ediyorsunuz işletmenizde? Burası 2009'da kurulmuş bir işletme. 7 aharla burada bir üretim yapıyoruz. Hayvanlar çoğunlukla Doğu Anadolu'dan, Ardahan komşu illeri Kars, Erzurum ve Artvin'den alınıyor. Irklar olarak Montofon kırması, Simental kırması, Simental, Montofon ve de bölgenin yerli ırklarının karışımları oluyor. Şimdi bunlara da değinmeden hemen önce ben bir şey daha sormak istiyorum. Çünkü son zamanlarda hani besicilik de çok revaçta. Hani desteklemelerle birlikte bayağı da öne geçti. Ama bunun yanında sürekli yurt dışından ithal ediliyor hayvanlar. Bunun dışında siz ithal değil de kendi ülkemizden seçip getiriyorsunuz. Bunun sebebi ne, sorabilir miyim? Şimdi bu ithal hayvanlarda hastalık riski çok fazla. Bizim yerli ırkımız, özellikle doğunun hayvanı, soğuklara, hastalıklara daha bir fazla dirençli. Ayrıyeten ithal hayvanlar yani maliyet açısından da daha yüksek geliyor. Bayağı bir yüksek geliyor şu anda hele. Alınabilecek bir durumda değil. Biz yerli hayvanın çalışmasından, kapasitesinden memnunuz. Yani böyle devam etmeyi düşünüyoruz. Hayvanların kırma olduğundan bahsettik. Simental, Montofon, özellikle kombine kullanılan ırklar bunlar. Ama bunların kırılmış olması, yani ırkların karışmış olması herhangi bir yan etki olarak size geri dönüyor mu? Hayır, şimdi bu hayvan kırma ırklarda ırk azmanlığı diye bir şey var. Yani biraz da herhalde hayvanlar ondan etkileniyor. Yani aslına yakın simental kırması, simental yakın montofon kırması, montofona yakın et veriyor. Tabii sağlık açısından da iyi oldu mu? Yani biz simental ya da montofonun aslını beslememenin eksikliğini hissetmiyoruz. Biraz sonra hayvanları neyle beslediğinize değineceğim ama bunun öncesinde ahırınızda yapılan uygulamalara değinmek istiyorum. Çünkü şöyle bir genel gezdiğimde bu hayvanların kuyruklarının kesilmiş olduğunu fark ettim. Peki bu kuyrukları kesme işlemi olsun ya da diğer ne gibi işlemler yapıyorsunuz? Şimdi bizim hayvanlar burada girişte ilk yaptığımız işlem kuyruk ve boynuzunu kör etmektir. Hayvanlar 36 metrekare alan içinde 13 hayvan, 14 hayvan, 15 hayvan barınıyor. İleride bunlar dövüşüyorlar. Dövüşünce de birbirlerine büyük zarar veriyor. Onun için boynuz köreltiyoruz. Ayrıca kuyruklarını köreltiyoruz. Kuyruk alanlar olduğu için hayvanlar birbirlerinin kuyruklarına basıyor. Ondan sonra bu kuyruklarda yara, şiş, sakatlığa kadar, kuyruk sokumuna kadar iltihap topluyor, sakatlık yapıyor. Bu yüzden kuyruğunu küretiyoruz. Daha sonra iç parazit, dış parazit aşılarını yapıyoruz. Burada hayvanlar serbest bir şekilde geziyor. Bunun avantajı nedir serbest besin? Serbest beslemesinin amacı ayak sağlığı, hayvanların daha kaslı olması, hayvan refahı diyelim daha çok. Ayrıca altlarını temizleme olayı yok bizde. Izgaralı olduğu için gübre kendinden akıyor gidiyor. Yani işçilikten hem avantajımız var. Ahırda baktığım değişik bir uygulama yapılmış. Siz havalandırmaları biraz kendinize göre uyarlamışsınız. Denemeye, yanılma yöntemiyle. Bunu biraz anlatır mısınız? Şimdi bizim eski ahırlarımızda Ankara, Çubuk ve Akyurt'ta ahırlarımız vardı. Onlar bağlı ahırlardı. Havalandırmalarımızda varillerle ya da mahya mı diyoruz, bir çatı daha çatının üstüne çatı oluyordu. Ama o ahırlarda havalandırma hiçbir zaman doğru olmuyordu. Biz buraları yapınca önce aralıkları koymamayı tercih ettik. Duruma göre yani gerekirse yapacaktık. Ama gördük ki yanlardan giren hava üstten çıkıyor. Ahırda asit birikimi kesinlikle olmuyor.
Yani bu yüzden ortalar tamamen açık oluyor. Yarım metre ahırın büyüklüğüne göre. Yan taraflarda perde oluyor. Perde gün durumuna göre kışın ya da yazın indirilip kaldırılabiliyor. Peki siz asit birikimi olmuyor dediniz ahırda. Asit birikiminin hani olmamasına neden bu kadar dikkat ediyorsunuz? Ne gibi dezavantajları var asit birikiminin size? Asit hayvanların ciğerlerini etki ediyor. Akciğerleri kötü olan hayvan zaten beside randımansız kötü hayvan olur. Onun için önce asit olmamasını istiyoruz. Yani sıcak olsa bile asit olmayacak. Soğuk olsa da asit olmayacak. Yani havalandırma çok önemli. Besi için çok önemli bir konu olan hayvanların beslenmesine geçmek istiyorum. Siz hayvanlarınızı neyle besliyorsunuz? Şimdi Cavit Çomak işletmesinde fabrika yemi kullanılmıyor. En önemli girdiğimiz arpa. Ardından kepek geliyor. Duruma göre, piyasaya göre kanola küspesi ya da ayçiçek küspesi. Geç şu anda ikisi yüksek olduğu için ikisine girmiyoruz. Balya samanı kullanıyoruz. Mermer tozu, tuz ve de vitamin. Siz bunları neye göre oranlıyorsunuz? Arpadır, işte buğdaydır, samandır. Bunları neye göre karmalıyorsunuz? Hayvanların geliş döneminde protein ihtiyacı yüksek olduğu için önce protein yüksek malzemeden başlıyoruz. Kanola küspesidir, kepektir. Daha sonra hayvanın besi ilerledikçe protein azaltırıp enerjiyi artırıyoruz. Tabii bunda yardım aldığımız fabrikalar ya da kişiler de oluyor. Buraya gelen hayvanlar kaç aylıkken ya da kaç günlükken geliyorlar buraya? Şimdi şu içinde bulunduğumuz ahırdaki hayvanlar 15-16 aylıkken geldiler işletmeye ya da 14-15-16 diyelim. Ama normal güz döneminde gelen hayvanlarımız 17-18 aylık, 20 aylıkken geliyorlar. Bu hayvanların neye göre çıkartıyorsunuz elinizden? Mesela diyelim 12 aylık olunca mı ya da ağırlığına göre mi bir çıkartma yapıyorsunuz? Çoğunlukla bizim hayvan girişleri sonbaharda oluyor. Çıkışları da yaza doğru, yazın oluyor. Çoğunlukla piyasanın durumuna göre, yeni hayvan alım döneminin yaklaşmasına göre hayvanları çıkarıyoruz. Peki genel olarak nerelere veriyorsunuz hayvanlarınızı kesimde? Bu seneyle 3. sene olacak. Çoğunluk et balığa gidiyor. Ankara Sincan et balığa. Bunun dışında Ankara'da kesen esnaflar var. Bursa'da kesen esnaflar var. Daha önceleri Maret ve Pınar'a giderdi ama şu anda pek oralara gitmiyor. Ama çoğunlukla Ankara içi. Biraz önce biz ızgaralardan bahsettik. Dediniz ki hani bu gübreler, biz temizlik yapmıyoruz, kendi kendisine aşağıya düşüyor. Şimdi ben buradaki uygulamalardan biraz bahsetmek istiyorum. Bize bu ızgara sistemini biraz anlatır mısınız? Tabii. Bu hayvanların dolaştığı yerlerde 2-2,5 metre genişliğinde ızgaralar var. Izgaraların altında 60 santim kanal var. Ahırların başlarında ve sonlarında birer motor var. Hayvanların gübreleri ızgaralardan aşağı düşüyor. Hayvanlar yürüdükçe ayaklarına çarpıp gübreler aşağı düşüyor. Motorlarda zaman ayarları var. Altlarında gelberi gübreliklere döküp tekrar yerine gelip bekliyor zaman ayarlı. Peki bu gübreliklere dökülen gübreleri daha sonra ne yapıyorsunuz? Hani size geri dönüşümü oluyor mu, kullanıyor musunuz? Şimdiye kadar bu Polatlı bölgesinde kendimiz kullanmadık ama gübre kurutma işi yapan esnaflar götürdüler. Köylü götürdü ama bu seneden sonra devlet destekli bir projeyle biyogaz üretecek bir tesis var. Yazın sanırım o faaliyete geçecek. Gübremizi o götürecek, günlük elektrik üretecek. Gördüğüm kadarıyla soğuğa karşı birçok önlem almışsınız. Biraz bu önlemlerden bahseder misiniz? Ne gibi önlemleriniz var burada? Soğuğa karşı önlemimiz bizim hayvanlarımız açık mıysa ama dışarıda değil. Yan taraflar perde beton. Kapılarda izole var. Soğuklarda ve geceleri yan taraftaki perdeler kapanıyor. Üst açıklık önemli değil. O zaten hayvanların kendi ısısını zaten fazlasıyla çekiyor. Zaten kapılarımız devamlı kapalı. Hayvanlar yani bu ortama zaten alışmış oluyor. Soğukla ilgili sorunumuz yok yani. Evet. Aslında şöyle diyeyim ben size. Şu anda havalar o kadar çok soğumadı. Ama ileride diyelim -10-15'leri gördüğümüzde bu soğuktan hayvanlar olumsuz etkileniyor mu? Etkilenmiyor çünkü o zamanlar perdeleri daha fazla kapatırız. Hayvan zaten ısıtır orayı. Anladığım kadarıyla hani soğuktan sizin bir korkunuz yok. Peki ya sıcaktan? Çok sıcaklarda sizin performans düşüklüğünü etkiliyor mu bu sıcaklar? Çok sıcaklarda da yanlar perde olduğu için tamamen açık olunca zaten ahır ısınmıyor. Yani dışarının havasından çok daha serin oluyor içerisi. Öyle bir sorun yok yani. Yani yazın sıcaktan da kışın soğuktan da çok fazla korkmuyorsunuz aslında. Evet.
Sevgili izleyiciler, bugün Polatlı'daki birkaç işletmeyi sizler için gezmeye devam ediyorum. Biraz önce Çomak İşletmesi'ndeydik. Şimdi de Polatlı'da başka bir işletme olan Ziyade İşletmesi'ndeyiz. Bu işletmede toplam 150 baş hayvan var. Genel olarak sağmal ve damızlık olarak kullanılıyorlar. Şimdi bu ahırın yöneticisi, sorumlusu Nuri Yıldırım'la beraberiz. Merhaba Nuri Bey, hoş geldiniz. Merhaba, öncelikle sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle biraz işletmenizden bahseder misiniz bize, yapısından, kaç yılında kurulduğundan ve hani nereden esinlendiniz kurulmasını? İşletmemiz 2010 yılında yeniden hayvancılığa başladı. 2005 yılında hayvancılığı bırakmıştık. 2010 yılında yeniden hayvancılığa başladık. Başladığımızda 70 baş süt sığırı olarak başladık. Şimdi yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Kalite sürü yönetimine geçmeye çalışıyoruz. İşte kaliteli ineklerimizi seçip güzel bir sürü oluşturmaya uğraşıyoruz şu anda. İlk önce peki bu hayvanlarınızı nereden getirdiniz kurulurken? Hayvanlarımızı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla aldık, getirdik. Değişik, hemen hemen Türkiye'nin her ilinden hayvanımız var. Genel olarak işletme sahiplerinin en çok merak ettiği bir soruyla devam edelim. Günlük ortalama süt veriminiz ne kadar bu işletmede? Günlük ortalama süt verimimiz şu anda 14-15 litrelerde civarında seyretmekte. Anladım. Peki siz burada hayvanları %49 oranında dişi, %49, 51 oranında da erkek buzağı yaptığı için de hani siz besiye alıyor musunuz hayvanlarınızı, erkekleri? Erkek hayvanlarımızı kendi işletmemizde besiye alıyoruz. Şimdi de güzel ineklerimize, verimli ineklerimize zaten dişi sperma uygulamasına başladık. Onlara da o şekilde damızlık altyapısını iyileştirmek için o şekilde gidiyoruz. Suni tohumlamaya dikkat ediyorsunuz. Öyleyse suni tohumlama yaparken özellikle boğa seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Boğa seçiminde ineğimizin genel durumuna bakıyoruz. Hangi yönden eksik kalıyorsa o yönünü tamamlayıcı spermaları seçip onları kullanmaya özen gösteriyoruz. Gördüğüm kadarıyla rasyona da dikkat ediyorsunuz. Çünkü önlerinde yalama taşlarını, yalama tuzlarını da gördüm. Peki hayvanlarınıza ne veriyorsunuz? Rasyonumuzu tam olarak oturtamadık. İç Anadolu bölgesi gibi bir yerde hayvancılık yaptığımız için Ege'dekilere göre veya başka verimli olan topraklara göre burada biraz yetişmelerde, yem bitkilerin yetişmelerinde sıkıntılar da yaşadığımız oldu. Rasyonumuzda şu anda mısır sılacı, pamuk küspesi, kepek, 18 protein 2700 enerji süt yemi, bu şekilde bir rasyon uyguluyoruz. Peki kaba yemeği büyük ölçüde kendiniz yetiştiriyorsunuz sanırım. Kaba yem olarak sap balyası, mısır sılacı, mevsimine göre sudan sorgun otu, bu tür otları, hayvan yem bitkilerini işletmemizden temin ediyoruz artık. Peki biraz ahır sisteminden bahsedelim. İçeriye geldiğimde açıkçası içerisi çok havalıydı. Hani bunu biraz anlatır mısınız? Havalandırmaya ne derecede dikkat ediyorsunuz? Havalandırmaya ne derece dikkat ediyoruz? Bu ahırı projesini yaparken çatıda bir açıklık bıraktık. Hayvanların kazının oraya doğru yükselip oradan kazın hayvanları rahatsız etmeden çıkış yapması için. Mevsimine göre de ceyran hayvanların etkilenmeyeceği şekilde yüksek yerlerden pencerelerimizi açıp ahırda hava sirkülasyonunu sağlıyoruz. Nuri Bey, bu işletmede sağma nasıl yapıyorsunuz? Günde kaç kez yapıyorsunuz sağma? Bu işletmede süt ortalamamız fazla yüksek olmadığı için iki sefer sabah ve akşam sağımları yapıyoruz. Hayvanlarımız serbest duraklı. Sağımhanemiz ahırın işletmenin dışında serbest bir sağımhane. Bunu da sütün kalitesini artırmak için o şekilde bir sağım uyguluyoruz hayvanlarımıza. Aynı anda peki kaç hayvanı sağabiliyorsunuz sağımhanenizde? Aynı anda 2x6 bir sağım sistemimiz var. 12 tane hayvan aynı anda sağılabiliyor. Peki bu işletmede özellikle karşılaştığınız böyle artık hani canınıza tak ettiren bir hastalık var mı? İlk dönemlerde biz mastitisten çok zarar gördük. Hayvanlarımız mastitise daha önceden değişik yerlerden geldikleri için mastitis olma olası şeyleri çok oldu. Çünkü mastitis iğneleri ona göre hayvanların yetiştiği yerlerde yapılmamıştı. Onun için biz ilk başlarda mastitisten çok yorulduk. Peki bu hastalığa karşı aldığınız önlemler var mı şu anda işletmenizde? Mastitise karşı şu anda bir CMT cihazımız var. Hayvanlar sağılırken şüphe duyduğumuz hayvanlara hemen CMT ile müdahale ediyoruz. Mastitisin türüne göre elimizden geldiği kadar antibiyotik uygulaması yapıyoruz.
Sonra ineklerimizi kuruya alırken de kuru meme tüpleri ve antibiyotik destekleriyle destekliyoruz. Kuruya aldığımız hayvanların daha temiz yerde kalmasını sağlamaya uğraşıyoruz. Peki döl tutma oranınız ne şekilde bu işletmede? Döl tutma oranımız ne şekilde? Toplam hayvan sayımızın %10'u kadar döl tutma problemi yaşayabiliyoruz. Bunları da yavaş yavaş aşmaya başladık işte. Hayvanı farklı olan şekilde neye ihtiyacı varsa onunla destek, vitamin, minerallerle desteklemeye çalışıyoruz. O şekilde kapatmaya çalışıyoruz onu. Anladım. Peki özellikle işletmeler için çok önemli bir şey olan buzağlara değinmek istiyorum biraz da. Çünkü işletmelerin geleceği aslında. Buzağlara ne şekilde bir bakım uyguluyorsunuz işletmenizde? Buzağlar doğar doğmaz annesinden hemen ağ sütünü almalarını sağlıyoruz. Septi serumlarını yapıyoruz. Kuru ve temiz bir yerde buzağı ilk bir hafta 10 gün barındırmak için gayret gösteriyoruz. Bu şekilde. Peki daha sonra büyümeye devam ettiği sırada ne gibi bir yemler veriyorsunuz? Buzağlara ilk zaten 2 ayında buzağa başlangıç yemi. Sonra yavaş yavaş buzağa büyütme yemine geçiyoruz. Ondan sonraki 7. 8. ayda da hayvanın cinsiyetine göre besi olacak hayvanımızın beslemesini ayrı, düvelerimizin beslemesini ayrı bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Peki son zamanlarda artık hani birçok işletmenin de kullanmaya başladığı göze damlatma şeklinde brucella aşısı var. Evet. Siz bu uygulamaya geçtiniz mi? Biz bu uygulamaya önümüzdeki yıl geçtik. Önümüzdeki yıl hayvanlarımızı brucella'ya karşı aşıladık ilçe tarım kanalıyla. Bu yıl da onu ilçe tarım takip ediyor. Yeni gelen düvelerimize de zamanında brucella aşıları yapılıyor. Biz rasyondan bahsettik, karmasından bahsettik ama bir şeye değinmeyi unuttuk. Bu rasyonları kim hazırlıyor, nerede karıyorsunuz? Bu rasyonlarımızı genelde veteriner hekimimiz ve ineklerin süt verimlerine göre o şekilde bir rasyon hazırlamaya gayret ediyoruz. Anladım. Peki bu süt yeminin dışında özellikle diğer karma yemleri nerede karıyorsunuz? Bir TMR sisteminiz var mı, makineniz var mı? Traktörün arkasına takılan bir yem karma sistemimiz var. Hı hı. Yemlerimizi genelde onun içine atıp onun içinde karıştırıyoruz. Yemlerimizin ufalanmamasına gayret ediyoruz. Bu şekilde bir rasyon uyguluyoruz. Nuri Bey, şimdi yurt dışındaki işletmelere baktığımızda özellikle 200 başa kadar çıkabilen işletmelerde işletme sahipleri hayvanlara kendileri bakabiliyorlar. Tek aile bakabiliyor. Çünkü orada insan iş gücü çok pahalı. Peki sizin işletmenizde toplam kaç işçi çalıştırılıyor? Bizim işletmemizde şu anda 2 kişi çalışıyor. Bu 2 kişi de ailesiyle beraber. Sağımda bir bayan eli değmesi için işletmemizde çalışan kişilerden birinin hanımı sahamhanede de onunla beraber sahama yardımcı oluyor. İşletmeye de kendi başımıza ilgilenemiyoruz çünkü hayvancılığın yanında tarımla da uğraşıyoruz. Tarımla uğraştığımız için yetişemediğimiz noktalar olduğu için eleman çalıştırıyoruz. Ama büyük ölçüde de hani takip sistemini siz yapıyorsunuz, hayvanlarınızı tanıyorsunuz öyle değil mi? Evet, hayvanların takip işlemlerini bizzat ben kendim tutmaya gayret ederim. Peki bu takip işlemi derken nelere bakıyorsunuz, neleri takip ediyorsunuz? Hayvanlarımızın tohumlama kayıtlarına, hayvanlarımızın kuruya alınma dönemlerine, süt verimine göre pedokların ayrılmasına, aşılanmalarına, o tür işlemlerle genelde kendim ilgileniyorum. Peki siz hayvanların takibi dediniz, özellikle buzağların annesini ve babasını da takip ediyor musunuz? Soy skalasını. İşletmemizde kimin yavrusu, kimin annesi, efendime söyleyeyim hangi boğanın çocukları olduğunu elimizden geldiği kadar takip ediyoruz. Damızlık alttan yetiştireceğimiz hayvanlara da buna göre zaten karar veriyoruz. İlk önce genetiği ortaya çıkmış oluyor çünkü. Biraz önce siz gruplandırmadan da bahsettiniz. Bu işletmede hayvan gruplandırılması var öyleyse. Bu işletmede hayvan gruplandırmasına yenile geçildi. Şimdi çok süt veren ineklerimiz, az süt veren ineklerimiz ve kuruya yaklaşan ineklerimiz diye 3 grupta yemlemeye gayret ediyoruz. Peki bu yemlemedeki farklılıklar nelerdir? Çok süt verenle az süt veren ineğe ne gibi farklı yemler uyguluyorsunuz? Şimdi az süt veren ineğimize az süt yemi verdiğimiz gibi zaten rasyonumuzda kepekle, efendime söyleyeyim mısır sılacıyla, bazı tahıl gruplarıyla hayvanın kendisi için gerekli olan şeyleri veriyoruz. Artı bize süt vermesi için de artı süt yemi takviyesi yapıyoruz sütlü hayvanlarımıza. Son olarak Nuri Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğimiz devletin hayvancılık politikaları 2 yıldır
biz üreticiler, çiftçiler olarak çok hoşumuza gidiyor. Bizi çok yerli yerince desteklemeye başladılar. Çok seviniyoruz bu yüzden. Ama sahada bir sorun daha var. Şimdi de birliklerimiz Avrupa Birliği uyum yasası içerisinde birlikler kuruluyor. Burada da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ankara ilinde. Bizim en çok hayvancılıkta yorulduğumuz nokta ise Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin bu çiftçinin özverisine, gayretlerine doğru cevap vermemesi. Yoksa hayvancılık bu şekilde olmamalı, birlikler kanalıyla bu şekilde olmamalıdır diyorum. Anladım. Size çok teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili izleyenler, bugün sizlere Polatlı Ankara'dan seslendik. Çomak Besi Çiftliği'ni ziyaret ettik. 2500 başlık, çok gelişmiş, teknoloji bakımından çok ileride olan bir işletmeydi kendisi. Hayvanlarını genelde Türkiye'den, Kars ilinden seçip getiriyorlardı. Kırmaydı hayvanları ama besilerinden oldukça memnunlardı. Yapılan uygulamalarından bahsettik. Tırnak bakım uygulamalarından, bunun yanında kuyruk kesiminden, boynuz kesiminden söz ettik. Onun dışında yine Polatlı Ankara'da bulunan Ziyade Süt Çiftliğini, Süt Damızlık Çiftliğini ziyaret ettik. Bu çiftlikte de hayvanların beslenmesinden, süt veriminden, hayvanlara yapılan uygulamalardan, buzağlara yapılan uygulamalardan bahsettik. Başka bir zaman tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.